Herkese merhaba. Gezen Adam yine gezmeye devam ediyor. Bugün İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesindeyim. Dolmabahçe Sarayı'ndayım. Gezime Dolmabahçe Sarayı ile başlıyorum. Bahçesindeyim. Şöyle bahçesini göstereyim. Bahçesiyle ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Buradaki bahçedeki ağaçların hepsi özenle seçilmiş. Bir tanesi yaprak döktüğü zaman diğeri yaprak dökmüyor. Yani bahçede her daim canlı ağaçlar var, kokular var. Şu arkamda görmüş olduğunuz deniz tarafından yabancı devlet konukları geliyor. Diğer tarafta gördüğünüz kara kapısından da padişah giriş yapıyor. Yani sultan giriş yapıyor. Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın has bahçesinde yürüyorum. Birazcık göstereyim size. Şu arkada görmüş olduğunuz kapı yabancı devlet adamlarının geldiği zaman girerken kullandığı kapı. Şu arkada az önce bahsetmiştim zaten. Girişlerle ilgili birazcık bilgi vermek istedim. Normalde girişler 90 lira ama müze kart alırsanız 60 liraya girebiliyorsunuz. Müze kart selamlık bölümü dışında her yeri kapsıyor. Selamlık bölümüne girmek için de ekstra 45 TL para ödüyorsunuz. Ama müze kartla selamlık dışında her yeri gezebiliyorsunuz. Şu arkada görmüş olduğunuz selamlık bölümü. Yani buraya ekstra 45 TL para vermeniz gerekiyor. Az önce bahsettiğim gibi şu arkadaki kapı da deniz yoluyla geliyor. Yabancı devlet adamları, devlet başkanları, sultanlar bu kapıyı kullanıyorlar. Dolmabahçe Sarayı Sultan Abdülmecit tarafından yapıldığı için Sultan Abdülmecit'in tuğralarını görebiliyorsunuz. Şu üstte hemen şöyle girişte çoğu binanın üstünde Sultan Abdülmecit'in tuğraları var. Sarayın bahçesinde gezerken şöyle enteresan bir ağaca denk geldim. Şöyle çok güzel meyveleri var. Adına baktım taksusmuş. Böyle elma ile böğürtlen karışım bir şey. Yedik ama inşallah ölmeyiz. Gelirseniz tadına bakın burada. Az önce yediğim meyveyi şöyle göstereyim size. Biraz daha araştırdım da zehirli bir meyveymiş.
çocuk parklarının yanına falan koymayın yazıyor internette. Ölenler olmuş, kol bacak kasılmaları falan olmuş böyle yiyenlerde. Ben 3 tane yedim şu arkadaki kırmızı taksuslardan. Size şöyle göstereyim internette bakınca. Eğer bu videoyu izliyorsanız ölmemişimdir. Öldüysem de hakkınızı helal edin. Biraz daha gezmeye devam ediyorum. Ölene kadar gezmeye devam. Yemiş olduğum zehirli meyveler bunlar işte. Ben de tam 4 tane yedim. Bir tanesi düştü. Şimdi camlı köşkün bahçesindeyim. Buranın minik misafirleri var. Sabahtan beri bana video çektirmeyen arkadaş şu, göstereyim size. Şu ötüp duruyor, videomu trollüyor. Hain gidiyor burada. FEDÖ'cü. Şu sol tarafta hemen camlı köşkü görebilirsiniz. Camlı köşk Dolmabahçe Sarayı'nın ek yapılarından bir tanesi. Padişahın saray dışında yapılan geçit törenlerini izlediği yermiş burada. Seyir köşesine yerleştirilmiş. Sultan Abdülmecit döneminin tanınmış İngiliz mimarı William James Smith tarafından tasarlanıp inşa ettiriliyor. Dolmabahçe Sarayı'nın kara tarafına dışa açılan tek penceresi burası. Yani kara tarafına dışa açılan tek penceresi burası. Şu yanımda şimdi bir tane tavus kuşu var. Kendisi pek medyatik değil, sevmiyor. Her tarafı yara bere içerisinde. Şurada da bir tane paçalı var. Herhalde bu bunların reisi. Üstte tek başına. Asilce duruyor. Bahsettiğim gibi sarayın bahçesinde birbirinden çeşitli ağaçlar var. Özellikleri dediğim gibi biri solunca diğeri solmuyor. Her mevsim yeşil, kokulu oluyor. Şurada da şöyle göstereyim. Manolyalar var. Bu arada gezerken birbirinden çeşitli hayvanlar var. Şurada da tavuklar var. İsimleri beç tavuğuymuş. Afrika'ya özgü bir tavukmuş bu. Hindistan taraflarında da bulunuyormuş. Böyle özgürce dolaşıyorlar. Aralarına tavus kuşunu almışlar. Dostça bir arkadaşlık içerisindeler. Sarayın bahçesinde gezerken yine size göstermek istediğim güzel bir şey var. Bu güneş saati. Şu gördüğünüz ortadaki nesnenin güneşin geliş açısına göre oluşturduğu gölgeye göre saat hesaplanıyor. Güneş saatleri o zamanın koşuluna göre, güneşin hareketlerine göre saatin hesaplandığı, yerel saatin hesaplandığı saatler. Şimdi ana giriş kapısının önündeyim. Bahsettiğim gibi diğer kapıdan, şu arkada bulunan deniz tarafından devlet konukları geliyordu. Buradan da ana giriş kapısı, yani karayolundan padişahın giriş yaptığı kapı. Burası sultanın. Şu arkada görmüş olduğunuz bölüm de, şöyle göstereyim, harem bölümü. Şimdi birazdan geçip harem bölümünü gezeceğim. Burası dediğim gibi müze kartının içinde, yani giriş ücretin dahil. Diğer tarafta selamlık bölümü, sadece harici bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu arada Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'den ölüm yılı olan 1938'e kadar kaldığı odada, harem bölümünde, arkamda görmüş olduğunuz binanın deniz bakan kısmında bulunuyor. Bu arada Dolmabahçe Sarayı'nın binalarının içerisinde resim ve video çekmek yasak. O yüzden pek fazla resim ve video çekemedim. Bununla ilgili telif hakkı olmayan görselleri bulmaya çalışacağım sizin için. Zaten koyacağım birazdan. Onun dışında harem bölümü gerçekten çok güzel. Kadın efendilerin, padişahın, sultanların, yabancı devlet adamlarının, Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma odaları, yatak odaları burada bulunuyor. Gerçekten içerisinde barok mimari kullanılmış ve bir tane Japon odası denilen bir yer var. 2. Abdülhamit zamanında
dış ilişkilerde gelişme olduğu için Japonya'ya da irtibat kurulmuş. O yüzden bir tane odaya da Japon Adası ismi verilmiş. Onunla ilgili görselleri de bulup koyacağım zaten. Gerçekten o ilgimi çekti. Şu bahsettiğim size arkamda görmüş olduğunuz deniz tarafından giriş. Buraya yabancı devlet adamlarının, yabancı padişahların Dolmabahçe Sarayı'na girmek için kullandıkları kısım. Bahsettiğim gibi 1927'den 1938'e kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda şu yukarımda görmüş olduğunuz deniz gören odalardan bir tanesinde ikamet etti. Bildiğiniz gibi son zamanlarında hastalığı ilerlediği için merdivenleri şu arkamda görmüş olduğunuz kullanamadığı için şu gördüğünüz lift yani asansör onun ulaşımı için yukarıya kuruldu. Yukarıdan aşağı ulaşımını şu arkamda görmüş olduğunuz asansörle sağlıyordu.